yani. İşte bu yüzden çıkan soru kalıpları da belli zaten. Yani çok kafa yoracağınız bir şey değil. İyi, ufaktan başlayalım bakalım mevzuya. Bu şey nereden değişiyor? Alt tepinden. Tam çıkmıyor ama. F5'e basın hocam. Ya bakayım ben küçük olan ne bilsin. Ya ben nerede? Şunu nasıl değiştiriyorum? Ben teknoloji özürüm. Gel bakalım. Heh. Tamam oğlum gel. Gel sen gelene kadar da. Heh. Şuna başlayalım. Sosyal hayatı düzenleyen kurallar faslıdır çocuklar. Mesela buraya girişte. Evine kim oturuyor? İlk gelen oturuyor. Değil mi? Mevzu bu. Bu bile bir kural değilmiş. Biz ilk geldik, biz ilk oturacağız. Mevzu burası. İşte bunlar hepsi bizim için sosyal hayatı düzenleyen yapılar. Hepsi. Şimdi bu kategoriye geldiğinde neyi değiştirmiş oldum şimdi? Oraya basmış oldum. Neyi? Ben git şuradan ya. Sen çok bir şey yapıyorsun. Sevgilim falan var oğlum salonda böyle bir hava yapayım diye geldim. Tamam ben seni övedim çok iyi çocuktur falan ya. Şimdi beş vakitinde de diye falan övedim. Şimdi kavuşun referansıyla ilişkin gibi gelirse o olur. Sosyal hayatı düzenleyen atıfta. Bak şöyle düşün. Şimdi din kuralları. Nasıldır din kurallarındaki atıf? Toplumsal kınama. Mesela bir ay sonra göreceğiz. İşte Yozgat'ta su içerken dövülen genç diye. Ramazan vakti seyredim bu haberleri şimdi. Orada yaptırım iradesi bizim için nerede işte? Manevi. Peki dayağı yiyip için maneviyle kalmıyor ama bu. Manevi artık toplumsal dışlama, toplumsal kınamaya geliyor oradaki olay. Bu birincisi. İkincisi dogmatik derler. Neden bu? Katıdır çocuklar, sorgulanamaz, değiştiremez bile. Mesela Kur'an kursuna gidersin, orada böyle ya şu niye oluyor, işine baksan oku falan derler. O ne işte? Dogmatiktir, sorgulanamaz. Peki, ÖSYM size sağlam tezgah etse çocuklar. Dese ki, dogmatikliğin derecesi ikiye göre değişebilir dese. Doğru değil mi? Oğlum niye böylesiniz siz yılmışlar? Şey, Marmara Operasyonu'nda yakalamış da emniyetle bekletiliyor gibi. Ses ses. Olay şu dogmatiklikte, mevzu şurası değişmez ama İran'ın Müslümanlık anlayışı da Türkiye'deki aynı değil ki mesela. Öyle bakın bu olaya. Fransa'nın Hristiyanlık anlayışı da Vatikan'ınki aynı değil ki. İşte bu yüzden dogmatiklik ülkeye göre değişir. Ve yaptırım nasıldır? Kınamadır. Şimdi hatta şey de olmuştu bizim sitede bu yaptırım maneviyle. Yakup amca vardı bizim sitede rahmetli Nur Aysun Eyansın. Kadıköy semineri vardı benim o gün. Ondan döndüm geldim uçak rötar yaptı Ankara'ya iniş 4-4.30 falan. Eve geliş 5-5.30 tam şey saat sabah ezanı saat. Tam böyle içeri girerken o da şeye çıkıyor. Camiye gittik merdivenle karşılaştık. Bütün gece uykusuz kaldım ama onun şeyiyle merdivende çıkarken böyle adımı bir boşa atmışım hafif. Üst baş takım elbise, saat 5.30 sallanarak siteye giriyor. Ya şu amca gibi dindar bir adam için bu ne? Değil ben evim var mı yok mu? Yani pavyondan mı geliyor? Bana şöyle baktı baktı, Allah ıslah etsin seni köpek dedi geçti. Şimdi o manevi yaptırım faslı bu işte. Yani Şerif Mardin'in bir ifadesi vardı Türkiye'de çok konuşuldu, siyasal bilgilerin hocası, mahalle baskısı. İşte manevi baskı da diyor o çocuklar. Peki, bir diğeri ahlak kuralları mesela. Ahlak kurallarındaki olay ne? Bunların yaptırım faslı daha kıstastır, yani daha serttir. Çok konuşulur, siyasi argümanla bile kullandı. İşte kısa giyiniyor, uzun giyiniyor, yalan söylüyor, şu oluyor, bu oluyor vesaire. Herkesin ahlak anlayışı değişiyor zaten. Şimdi oradaki kınama mesela nasıl? Sanki bir tık daha sert değil mi oradaki maneviyat? Bakın Türkiye'de birine dinsiz değil. Oğlum sen niye beş vakitinde bulmuyorsun, niye oruç tutmuyorsun lan? Deyip mesela alacağın cevap şudur. Sana ne oğlum benim kalbim temiz. Şey bu, fixtir oradaki mevzuyu ya. Tamam, güzel eyvallah. Ki zaten bu sorulmamalı da, o da ayrı bir şey zaten de. Ama birine görgüsüz de
Niye yemeği ağzını çamurdatarak yiyorsun lan de. Sana ne lan ben böyle cevap alıyorum. Baban gurme miydi der. Ona göre bir yer mevzu. Ama birine namussuz de iş pek orada kalmaz değil mi? O zaman büyük. Mutlaka adli vakaya döner. O zaman ön sevmesi dese ki ahlak kurallarının yaptırımı manevidir ama buradaki toplum baskısı diğer ikiye göre daha yüksektir dese. Kesinlikle doğru oradaki çıkışı. Peki. Peki bu değişken mi o ahlak kurallarındaki yaptır? Çok din gibi değil değil mi? Mesela şöyle düşünün. Finlandiya'nın ahlak anlayışıyla bizimki, bizimkiyle Afganistan'ınki, Afganistan'ınkiyle İngiltere'ninki fark eder de mi toplum dokusuna göre? O zaman ahlak kuralları zamana ve topluma göre değişkendir diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Değişir, illaki değişir. Peki bunlar ikiye ayrılıyor. Kendinize karşı olanlar, topluma karşı olanlar diye. Şimdi kendi iç benliğimiz olarak düşünün mevzuyu. Bak, travmatik dönemlerinizi düşünün çocuklar. Mesela ilişkiden ayrıldığınız dönem, Türkiye'de çok eğlenceli oluyor. Tabii tabii. Birinin ilişkiden ayrıldığını nereden anlarsın? Attığı story'den. Net orada. Şöyle çeker. Bekle beni hayat. Artık bir başımayım falan. Şimdi o bir acı ifadesi değil. O ne biliyor musun? İlgilenen varsa pazar açık. Hani tek başımayım artık. Ta o bitti yeni aşklara. Altına bir Necat İşler Mesnevi. Olaflarda Necat İşler'in haberi yok. Orada bir onu da paylaş. Tamam yapıştır. İşte orada çıkarımlarınız herkesin kendine göre değişir. Bir avukat der ki mesela çok fazla yalan söylemeyeceğim. Bir imam der ki hiç yalan söylemeyeceğim. Değişir mevzu. İşte kişinin kendine verdiği ahlaki taahhütler ne olur? Subjektif. Ama bir kadını taciz edemez. Bir çocuğu istismar edemez. Hayvan haklarına bu şekilde ihlalde bulunamaz. Bunun sana göresi bana göresi yok. Bana göre bu doğru diyeceğin şeyler değildir. Bunlar ahlaksızlıktır, namussuzluktur yani. Şimdi buna geldiğinde bu mevzu. Herkesin genel kabul edeceği atıflar bizim için neresi işte? Objektif ahlak kuralları. Güzel, değişkenlik faslı var. Diğerine bir bakalım olayda, diğer kategoriye gelelim. Şimdi bir tık alta gidelim, adab-ı muaşeret kuralları. Bak şimdi mevzu, güzeldir bak, bunları açık geniş konuşalım. Hem öyle bir eve gittiğinizde ağzınızı şapırdatarak yemek yemeyiz. Kalabalıkta, yenileri de geldi tam güncellendi ahlak kuralı. Kalabalıkta, böyle o, var ya o tipler, toplu taşımada falan telefonla bağıra bağıra konuşanlar vesaire. Bir de oğlum bak, erkeklere diyorum, kurban olayım. Yani bunu bir avukat olarak falan da söylüyorum yani. Oğlum şu darmaça pantolon giyiyoruz ya. Şu kısa şurada bitiyor bilekte. Bir de onun altına babet ayakkabı giyiyoruz. Yapmayın oğlum. Çok kötü gözüküyor bak. Bu şekilde. Aşkın kızım. Kızlar da bakıyor. Siz mi utanıyorsunuz burada? Olanları sizin için daha çekici hale getirmeye çalışıyorum. Oğlum onu yapmayın bak. Vallahi çok kötü duruyor. Yani herhangi bir mahallenin muhtarını aday gibi duruyorsun. Yapmayın o zaman. O neden şurası çıplak bilmem garipler. Bir de o şeyler var. Şurada bir düğme açıyorlar. Tamam mı? Hala onlar var. O masaya telefonla araba anahtarını bırakan daha 18 yüzyılda kalmış o ergen tamamen yapma oğlum ya. O çekici olmuyor. Dolmuş şoförü gibi duruyorum. Yapma. Mevzu o değil. Şimdi bu ne işte bizim için? Bu görgüsüzlük. Şeyde Antalya'ya bu kadar seninle gidiyorum. Önde bir amca var, yaşlı, çok hiç unutmuyorum hali. Uçak indi, kızı kapıda bekliyor, görüntülü aradı. Tamam, kızım indim ben falan diye böyle çevirdi seninle. Ama telefon şöyle tutuyor, arka 7 sıra kadrajda. Şöyle konuşuyor yani. Biz de kapatıyoruz yüzümüzü hani şeye, biz niye utanıyorsak? Yani şey gibi, fuhuş operasyonu yaramaz diyor. Arka sıralarda kapandı, herkes böyle döndü. Niye, ben niye utanıyorum? Ondan sonra bitti konuşma, tam böyle uçak bitti gidecek vesaire fark edecek. El salladı falan dedik ki abicim biz de el sallayalım. Bütün konuşma boyu bizde var dedim hani arkada vesaire. Döndü bana dedi ki delikanlı ayıp oluyor ama dedim bence de ayıp oluyor. Dedim bak toplu taşıma aracındasın ha olur mu bu iş? İşte bu bizim için ne oldu değerli arkadaşlar? Görgü kuralı. Peki değişken mi? Ve illa düne göre fark etmez mi oradaki yapı? İlla ülkeye ve zamana göre de değişir.
Yaptırım yarasın, kınarsın değil mi? Yemeğe gittin, ağzını şapırdatarak yiyorsun mesela. E ne olur? Çıkışta ne dersin? Çok abartma. Ne dersin oğlum? Görmüşsün. Vatanında yürüyor gibi yemek yiyor dersin. Belanı versin. Seni yaratan Allah'ın bildiği var mı dersin falan. Ona gelin deriz. Bu kadar ama. Ölseydin bir yıl deriz. Bu üçünün ortak noktası nedir dese size. Gölge, ahlak, din kuralları. Bir yıl bunu sorduk. Ne diyeceğiz? Yaptırım manevi. Bu kadar orada gitmeyiz. Güzel. Peki şuna gelin diğerlerine nazara. Hukuk kuralları aksına gelelim şimdi. Filmin esası olanına gelelim. Heh. Hak kelimesinin çoğulu bak. Arapça bir kelime. Şimdi şöyle düşünün. Bana şunu söyleyeyim. Diğer toplumsal düzen kurallarından ilham alır mı almaz mı? Mecbur. Anne babanıza of bile demeyiniz. Bu bizim için bir dini öğreti değil mi? Evet. Tamam. En temel kurallarımızdan bizim. Peki bu tarafa gelip medeni kanun 315 galiba. Ne diyor? Herkes bakıma ihtiyacı olan anne babasına bakmakla mükelleftir diyor. Anne babaya saygı diye bir kural koyarsan dinde de var bunun karşılığı, hukukta da var. E peki buradaki din kuralı daha eski değil mi? Medeni kanuna göre. E daha eski. Demek ki diğerlerinden ilham alıyor. Görgüden de ilham alıyor. Yolda giderken bir düğünüzü gördünüz çocuklar. Mahalleden yaşlı büyük karım hoca geliyorlar. Ne yaparsınız? Selamünaleyküm. Bakışlar öyle. Ne yaparsınız? Selam veririz. Vay amcacığım nasılsın teyzeciğim? Ah ben 20 yıl önce doğaydım seni buna bıraktım diyeyim. Öyle klasik yalakalıkları yaparsın mesela. E şimdi burası ne burada? Bu bir görgü kuralı hatır soruyorsun yani. Tamam güzel. Büyüğü gördüğünde selamına bak. Peki, bir dönem çalıştığın emniyette ve askeriyede mesela, rütbece kendinden büyüğü gördüğünde ne yapmak zorundasın? Selamlamak zorundasın. O zaman büyüğü gördüğünde selamlamak hem bir gölge hem bir hukuk kuralı değil mi baktığınızda? E buradan ilham aldıysa, o zaman hukuk kuralları nereden ilham alabiliyor? Gölge kurallarından da ilham alabiliyor. Hatta o selam kültürü şuradan geliyor çocuklar. Orta çağda savaşların, o mifer mi oluyor bunun? Mifer taktıklarında önlerinde böyle demir bir göz bandı var. O göz bandını başka bir şövalye gördüklerinde kendi klanından mı başka klandan mı tanıyamadıklarında o göz bandını açıyorlar. Daha net görmek için. O da açıyor. Birbirlerinin şövalye arasında birbirlerini gördüklerinde bu bir ritüele dönüyor artık. O göz bandını açma hareketi. Zamanla bu hareket neye dönüşüyor işte? Selam vermeye dönüşüyor. Bir görgü kuralı, bir nezaket kuralı ne oldu bugün? Hukuk kuralına dönüşüyor. Peki, yaptırım nasıl ama? Maddi, oradaki yaptırım maddi işte. Maddi yaptırımla kasıt ne çocuklar? Devlet gücü, zor kullanmalarıyorsun. Güzel. Peki, bunu bu kadar anlattım, ÖSYM'e kalktı nasıl sordu? Dedi ki, bu dört durum arasına fizik kurallarını koydu. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal düzen kuralı değildir dedi. Belanı versin dedim ben. Bu kadar anlatmışken. Neden? Dört öncüllü bilgi soru olmaya çok müsaittir çünkü. ÖSYM'nin orada tek yapacağı ne? Yanlışlıkla koymak. Bu kadar. Mevzusu bu. Peki, bunu koyduk kenara toplumsal düzende hukuku hangi yönden ayırıyoruz dedik? Maddi yaptığın yönden ayırıyoruz dedik. Bu tamam. Hadi bakayım cevaplayın şunu. Ne diyoruz? En belirgin özellik. Uyulmadığında çeşitli yaptırımlar. E hepsinde var yaptırım. Manevi düzeyinde olsa var. Sosyal hayat düzenleyen tek kural hukuk kuralı. Hayır, diğerleri de var. Hukuk kurallarını sadece devletin koymaz. Bu doğru ama değil mi? Maddi kültürden dolayı. Diğer kurallarla hiçbir ilişkisinin olmaması. Nasıl olmaz? Şimdi anladık. Sosyal hayat düzenlemesi. Eski düzenleyen bir fark değil ki. ÖSYM'nin klasik soru tarzı bu işte. Tamam. Yani bundan daha ciddi bir şey beklemeyin bu tarafta. Ki ne diyorum, bunu bile sormadı. Dört büyük koydu, fizik kurallarını araya kalktırdı, yaptı bu. Peki, devam edelim mevzuya. Yaptırımlara gel. Oğlum belediyeye haciz falan diyor, hiç çıkarmayız. Baştan gelelim mi? Burayı hızlı anlatın mı durmuşlar? Şimdi, dur ben. Birinde öyle şey oldu, Bolu'da seminer yapıyordum. Valiye anlatıyordu bu idare hakkındaki teşkilatı. Dedi ki, vali gereksiz adamdır. Çok ağzım.
Gereksiz adamdı. Ne yaptı? Varlık değil, hizmet makamı belediyedir. Varlık devletin atadığı sıradan memur, ciddiye almadı. Yan tarafta şey varmış, sergi varmış, valilik eşi de oradaymış. Şimdi ses deyanı yapıyor. Ulan böyle bir altılı yedili böyle iyi iyi bir kadın grubu girdi içeri. CHP, Kadıköy, kadın kolları gibi böyle girdiler onlar. Böyle saçlar falan yaptı. Tepsi daha. Dedim ki bir sıkıntı var belli. Kadın nasıl suratsız dinliyor ama? Böyle dinliyor. Anlattım, bir şey var ama anlattım. Kadın birini aradı. Tamam. Ondan sonra bana dediler ki hocam keselim seminere. Ne oldu dedim? Vali geliyorlar. Kadının da kim olduğunu anladım bu vesileyle. Geldi vali. Hocam ben de dinleyebilir miyim dedi. Tabii efendim ne demek buyurun falan dedim. Sonra slide'ı geri sardım. Dedim ki vali bir iyilik omurgası. Yani, yoksa benim omurgam riskte. Yani, hizmet makamıdır, şudur budur vesaire. Sonra vali geldi eşiyle teşekkür et. Kadın kendince bana bir laf soktu. Yemin ki omurgaya eğitsene öyleydi. Hocam dedi, anlatımınızdaki siyasi kıvranlıktan dolayı sizi bir sonraki yıl ilgilenmesine aday gösterebiliriz. Dedim ki, Ankara'ya kadar bunu çıkaramam ben. Yani ben dedim, öyle düşünmemiştim ama teşekkür ederim. Vali böyle yanağım olsun çocuk bir tanesi dedi. O gün bugün çok siyasi espri yaptım. Gelelim. Şimdi Cemre İcra'ya gelince. Bak buradan çıktık. Belediye başkanı. Şimdi tamam. Alkolü değil. Normal mesela. Şey Ramazan geliyor. Şimdi çıktık. Mesajlar muhafaza kılınmış tarzdayız. Şimdi gittik bir mekana. Ayrılmışız. Tamam onun da sıkıntı yok. Türk sanat müziği dinliyoruz. Müzeyyen abla çalıyor. Dedim ki Müzeyyen ablaya ayranlarım. Öyleyiz. Şimdi dedim ki her şey çok iyi. Arkadaşlarım ya ne güzel icra etti eseri desem. Oradaki icra ne? Eseri ne güzel icra etti. Yerine getirdi değil mi? Söyledi vesaire. Güzel. Paşam benim ne diyor Mustafa Kemal'im canını yediğim. Vatanın bütün kalemini cebren ve hile ile zapt edilmiş olabilir diyor. Oradaki o cebri ne? Zorla. İcra yerine getirme. Cebri zorla. Zorla yerine getirme. Demek ki orada ne var? Yerine getirilmeyen bir kural var. Yerine getirilmeyen bu kural için biz ne yapıyoruz? Zorla. Dairenin adına bir bakar mısınız? İcra dairesi. Yerine getirme dairesi. Bir mahkeme kararı var vesaire. Ama sizden ricam lütfen bakın. Cebri icrayı sadece ne gibi düşünmeyin çocuklar? Şu kültürde düşünmeyin. Bunu bir taktılar ülkede kafaya haciz diye. Aman diyeyim. Yani sadece alacak borca yaslıyorlar. İyidir. Orada kullanılıyor. Kabul. Ama medeni hukukta da kullanılır cebri icra. Mesela şöyle düşün. Çocuğu görme hakkı. Var mı medeni hukukta orada? Mesela çocuğu anneye verdi mahkeme. Babaya dedi ki en az bir ila üç gün göreceksin çocuğu. Kadın göstermiyor. Ne yapacağız? O boşanma kararını alacağız. İcra dairesine gideceğiz. Diyeceğiz ki bu kadın mahkeme kararını yerine getirmiyor. Bunu zorla ne yapacağız? Zorla yerine getireceğiz diyeceğiz. Yine zorla yerine getirmedin bu iş. Peki konu alacak borç mu burada? Hayır. Normal medeni hukuk değil mi? O zaman ÖSYM sınavda size şöyle bir şey dayarsa. Dedi ki cebri icra, icra iflas hukukunun dışında medeni hukukta da kullanılır desem. Net doğru. Orada hiçbir problemimiz yok. Cezaya geleceğim. Onu atlamış değilim. Cezaya geleceğim. Diğerleri genç konuşacağız. Şimdi bir başka husus burada. Oo lan şu davaya bakamadık da. Çok iyi değil miydi ya? Vallahi. Ah şu işte para verip şu davaya bakardım. En önce yok dedim. Davaya da denk gelmedi. Şimdi çok keyifli davalar var yok Türkiye'de. Dilan'ın davayı da almak isterdim. Bak, o da eğlenceliydi. Vallahi kocamla kocamı gösterdim ben o mahkemede. Şimdi tazminat. Olayda. Tazminat farzdı. Bak, tazminattaki olay bizim için ne? Tazmin et diyor orada. Çocuklar eğer soruda zarar kelimesini gördüyseniz %90 cevap tazminattır. Çünkü zararı ne yaparsın? Karşılarsın. Oradaki mevzu olur. Şimdi maddi ve manevi zarar ama.
Bizim iki tip varlığımız var. Bir vücudumuz, paramız, şunumuz, dokunabildiğiniz her şeyi düşünün mesela. Ne bunlar? Maddi değerlerimiz değil mi? Madde değil mi oradaki? Para olarak düşünmeyin Allah aşkına. Maddeden geliyor. Peki, onurumuz, gururumuz, izzetimiz, şerefimiz, haysiyetimiz. Bunlar nasıl? Manevi değerler. Burası da tamam. Bunlar bazen saldırıya vururlar. Oscar törenini hatırlarsınız belki. Will Smith bir tokat atmıştı şeye, Chris Rock mıydı neydi o adamları. Eşine kötü bir espri yapıldı falan filan diye. Ama onun, ben hep anlatırım, onun kralı, o törenlerde tokadın kralı o değil. Onun kralı tabii. Sevda Demirel'le Hande Atay'ız arasında. Benim olayım oydu, valla. Hande zaten şu kadar bir şey, Sevda'yla biliyor musun? 1990'da Alman gibi bir şey. O an Cem Davran da aradaki de o şeyde, canlı yayıncıydı neydi? Ne dedin sen de bunun ağzına bir damarı atıyor musun? O olay, zirve olayı koydu orada. Şimdi bir, Hande 3 gün rapor aldı. Öyle şeyler bana sordu, oğlum magazin aldım. Şimdi, Hande 3 gün rapor aldı orada, çenem tutmuyor diye, o da nasıl vurduysa. Şimdi burada Hande muhtemelen özel hastaneye gitti mi? Gitti. Bu devlette şeye gidecek hali yok. SGK, işte Kadıköy Hastanesi değil orada şimdi. Mutlaka bir gitmiştir özel hastaneye. Hastane masrafı var mı işin içinde? Var. 3 gün çalışamıyorum dedi. Gelir kaybı var mı işin içinde? O da var. Tamam. Bunlar maddi zararlar. Bir de ne diyecek? Canlı yayında tokatlandım diyecek. Onun durumu iki para oldu diyecek. O ne? Manevi tarzında. O zaman ÖSYM desek ise maddi ve manevi tarzında birlikte açılabilir dese. Evet. Aynı olay işte. Hatta görüyorum ve artırıyorum. Hande'ye orada yapılan darp değil mi aynı zamanda? Yumruk atmış. Bu bir ceza davasında konusu değil mi? Evet. O zaman yine ÖSYM desek ki tazminat davası, ceza davasını birlikte de açılabilir dese. Doğru. İkisi de var olayda. Hem darp var. Sadece hakarette kalmadı ki yumruk attı bile yani. Gibi. Bu yüzden tazminat davası, ceza davasıyla birlikte de gayet açılabilir. Ona dikkat. Peki, bunu da belirtmiş olalım. Şimdi bir de şu iptale gelelim. İptal fıstığı, hadi bakalım. Nasıl yokladıysanız çocukları hala şey gibiler. Vallahi narkozlu gibi bakıyorlar hala. Kenarına gelenler. Şimdi mübarek cuma günü. Şimdi yok yok ben sayıtacağım birazdan dur. Örnekler biraz daha ilerlesin de. İptal. Bak bizim ülkede çocuklar terimleri yanlış yerlerde kullanmak gibi bir sıkıntı var. Böyle bir manyaklığımız var ne yazık ki. Neden? Herkes her şeyi bilir bizde. Hukuku da bilir, siyaset de bilir, dini de bilir. Hele ki berber ve kahvede bu iş sihirleridir. Bütün profesörler orada zaten, onlar bir sıkıntı yok. Şunu kullanmış hepsi mesela, diyor ki, kiracı, dayım dedi bir hatta, kiracımla yaptığım sözleşmeyi iptal ettim dedi. Dedim, dayı fesihtir o, iptal olsa duramazsın dedim. Şimdi, oradaki mezunlu çocuklar, kamusal işlemler iptal edilir. Özel hukuk işlemleri feshedilir, bunu unutmayın. Şirket iptal edilmez, sözleşme iptal edilmez, dernek, vakıf iptal edilmez. Bunlar feshedilir. Ama anayasa değişikliği iptal edilir. Kanunlar iptal edilir. Kararnameler iptal edilir. Tayin emirleri iptal edilir. Neden? Çünkü kamunun yaptığı işlemler ne yapılır? İptal edilir. Özel hukuk işlemleri ne yapılır? Feshedilir. Oraya dikkat. Bizim ülkede çünkü dediğim gibi bu terimler yanlış yerlerde kullanılıyor. O aşikar yani. Hatta bir iki ay önce olmuştu. Yine böyle bizim bir savcı arkadaş falan şeye gittik yine mekan. Ben gidiyorsam sağlıklı bir yere değildi zaten. Gittik. Benle giden tüm arkadaşlarım şey modunda. Özgür kimseye bulaşmayalım. Hani kimseyi uyarma. Mekanın İlber Ortaylısı gibi davranma. Hani saçmalama. İnsanlar cahillikleriyle mutlu. Sana ne olur falan. Dedim tamam ben karışmıyorum. İyi için hesaplarım da sıkıntı değil. Karışmıyorum dedim. Böyle durdum. Konuşuyoruz ediyoruz falan. Garson geldi. Hesabı uzattı, ver çocuğu dedim. Al falan, peşin mi abi dedi. Evet dedim, nakit yani dedi. Şimdi bu bir kaşıntı değil mi yani orada? Bana terim öğretiyor.
Dedim ki çocuğum, peşinle nakit aynı şeyler değildir. O savcı aracı korkututtu. Özgür, hayır, hayır. Bırak çocuk. 10 yıldır garsonmuş bak, hayatta kalamıyor demek ki bu cehaletiyle. Hani bırak dedim, bunu öğrenmiyorsunuz falan. Bak dedim, peşin ödemenin zamanıyla ilgili bir şey. Peşin mi, vadeli mi derler dedim mesela. Nakit ödemenin para olup olmamasıyla ilgili bir şey dedim. Yani mesela ben şöyle bir beğendim, benim de burada evim var. O evi bana ver, ben de sana bu vereyim diyorlar. Tamam dedim. Hemen evi de aynı gün değiştik. Ödemeyi peşin yaptım değil mi? Aynı gün yaptım. Nakit mi yaptım? Para olarak mı yaptım? Hayır, mal olarak yaptım. İşte nakit ödemenin para olmasıdır. Mal olmasına aynı ödeme derler. Bu yüzden bir zamanla bir ödeme türüyle alakalıdır bunlar. Anladım dedim, haa dedi gitti. Dedim ama onu yüz olarak gitti hadi. Şimdi burada gibi iştahı. Terim yanlış. Şöyle bir haberle çıkmıştı hakimlik sınavında ÖSYM'e. Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı iptal kararıyla ilgili hangisi doğrudur dedi. Anayasa Mahkemesi şirket sözleşmesini de iptal edebilir dedi sınavda. Bir, Anayasa Mahkemesi şirketlerle ilgili konulara bakmaz. Zaten meclisi denetler. İkincisi, Anayasa Mahkemesi iptal kararıyla, fesih kararı almaz. Neyle ilgilenmez çünkü? Özel hukukla ilgilenmez. Kamusal bilgi. Bu terimlerin yanlış kullanılmasını ÖSYM aşırı seviyor. Aman diyeyim, kamusal işlemler iptal, özel hukuk işlemleri fesihtir çocuklar. Peki, burayı da hallettik, basitlerini hallettik. Zorlarına gelelim birazcık mevzuda. Şimdi, şu hükümsüzlük faslı. Hükümsüzlükte cezayı geniş konuşacağız. Çocuklar, çift yıllarda ÖSYM'nin şöyle bir istatistiği var. Ya bunu soruyor, ya ehliyetleri soruyor. Yani ya bundan gelecek konu, ya ehliyetlerden gelecek mevzu. Çift yıllarda hiç şaşmıyor. Yaptırım olarak söylüyorum bak. Hiç değişmedi. Ya birini sormuş ya birini. Hangi sınava denk gelir bilmem. Hani lisansa, ön lisansa vesaire. Ama birinden birini garanti sormuş çift yıllarda. İstatistik 20 yıldır hiç şaşmamış yani. Peki, şimdi hükümsüzlük. Şey derler ya hatta dikkatini çeker, ehliyetimi kaybettim hükümsüzdür derler mesela. Ne oradaki o hükümsüzlük? Geçersizden hukuki değerli. Güzel. İşte burada neyi konuşacağız size? Geçersiz işlemleri konuşacağız. Mevzu bu. Yoklukta hiç kafanız karışmasın. Lan vallahi çok basit bak yokluk. Oturup şey falan ezberlemeyin. Yazdırıyorlar ya böyle buymuş. İşlemde kurucu unsurların eksikliğine yoklukta falan. Bu çocuk kurucu unsuruna vuruyor mu önce? Orada basitten değil, hiç boş ver onu. Herhangi bir hukuki işlem düşünün çocuklar. Bu işlemin olmazsa olmazlarından birisi eksik. Öyle bakın olaya. Evlilik. Evlilikte neler lazım? Söyleyin bana. Senin bu işler. Tekbir adı var ya, o kadının düğüne girince bir şey diyor ona. Gelin, aferin. Milletin pantolonuna da şey, buraya bak. Gelin faslı bir, iki, damat, üç, nikah mühürü. Bunu şahit diyenler var, o cılız sesle diyor. Bazen şahit olmadan da olur. İvedilikle kıyılan nikah, o gemiden önünde kıyıyorlar ya düğünlerde. Onun gibi şahit olmadan da oluyor. Gelin, damat, nikah mühürü. Üç. Ah, ruh hastası. Neyle vermiş? Ispartalısı, yerindeyiz. Şimdi buna geldiğinde, burada nikah mühürü de var mı? Biliyorum olayı. Hatta geçenlerde biri kendiyle evlendi ya, böyle bir video çekti falan. Kendimi kimseye layık görmüyorum falan diye böyle bir garip garip köyükleri sizin meydanında oynadı durdu. Şimdi oradaki atıf gibi mesela. Ne bu durum? Ben damat yok. Bir tanesi de şey vardı hatırlayın. Ağrıdağ ile evlendi bir tanesi de. Nikah memurunu çıkarmışlar Ağrıdağ'a. Hepsi nefes nefese nikah diyecek hali kalmışlar. Oradaki gibi düşünün mevzuyu. Heh. Unsurlardan biri eksik. Şimdi şunun boşanma davası olur mu? Ne diyecek? Sayın hakim boşanıyor da. Niye? Gece batıyor bana pek gibi. Şimdi olay olmaz buradaki atıfta. Neye geldi hadise bizim için? Damat yok, damat. ÖSYM'nin sınav sorusu. Aynı türden evlenen iki kişinin evliliği ne hükmünde dedi. Yok. Gerçek bir yokluk değil mi bu? Şimdi buna geldiğinde mevzu. Gelin, damat, nikah memuru. Biri eksik. Al bir örnek daha vereyim ben sana. Çukurova Üniversitesi'nde oldu 2001 yılında.
Hatta ben bunu şey yaptım diye, sosyal medyada paylaştım diye üniversite rektörlüğü bana dava açmıştı orada. İç hatta daha da yeni mezun üniversiteden. Ankara Üniversitesi'nin dergisinde, hukuk fakültesinin dergisinde paylaşmıştım bu haberi. Editördüm o zamanlar. Orada ölü birisini memur olarak atamışlar. Çukurova'yı, biz Diriyatı'ya da görüşürüz. Ölü birini memur olarak atamışlar. Olayda nasıl patladıysa çıktı, yerelde patladı ama bir öğrenci bana atmıştı hocam böyle bir haber var diye. Ben de geyin yaptım, olay enteresan bir yere gitti. Şimdi bir tayin emrinde ne vardı çocuklar? Bir memur vardı mı? Tamam. Atanacak bir teşkilat lazım. Bir de yazılı emir lazım değil mi? Evet, üç. Memur nerede? Karacaahmet'te. Yok, adam atama emrinden 2 yıl önce ölmüş. Yani tayin emrinin yapılması olmamış sayılır. Peki şunun boşanma davası olmaz dedik ya, ölse yerine sınavda size dese, yokluk konumundaki işlemlerin iptali olmaz dese, var olmadı ki iptal edeyim, kağıt parçası oradaki, işlem değeri yok ki. Bu yüzden hiç kafa yoracağınız bir şey yok. Temel unsuru yok, işlem yok. Bitti mevzu. Peki, Butlan'daki hadise, ikinciye gelelim, usulsüzlükteki mevzu. Bak bunu da en sonki adliye hakimlik sınavında sormuştu şu Aralık ayında. Kiratta şunları getirin. Butlan, usulsüzlük demek çocuklar. Bak, bütün kurucu unsurlar var, temel unsurlar var, sıkıntı yok. Ama şöyle bir problemle karşı karşıyayız. Prosedüre uyulmamış. Usule uyulmamış yani mevzuda. Bak şunu söylüyorum. Gelinin damadı nikah memnun oturduk. Benim bir arkadaşım yaptı öyle, ruh hastası, savcı bir arkadaşım. İşte oturduk. Şimdi hukuk biliyorum diyor ya artık. Hani savcıyım ben. O nikah memnunu ezikleyeceğim diye uğraşıyor nikah esnasında. Diyorum ki İsmet ne gerek var? Hani kıyalım nikah gidelim. Hani kız tarafındayız. Yediğimiz dayağın hesabı olmaz. Falan oturduk. Ben de nikah şahidi. Adam dedi ki eşi de doktor. Eş olarak kabul ediyor musun dedi. İmzaladık ya dedi burada. Yani dedi imzaladığımıza göre kabul ediyoruz demek ki dedi. Defteri imzaladık ya. Nikah memuru dedi ki evet mi hayır mı beyefendi dedi. Hani imzaladığımıza göre bunu anlamış olmanız lazım dedi. İsmet niye uzatıyorum dedim. Hani cümleden daha kısa o evet. Hani niye mevzu uzatıyorum kız böyle ters ters bakıyor İsmet ne yapıyor diye. Hukuk biliyor abi hiç olması lazım dedi. Falan kafa bir iyiydi neyse. Nikah memuru kalktı. Evet demeden gidiyorum dedi. O şeyde falan diyor, bilgi haberde. Onu yaşadık yani biz. Adamın koluna gidip efendim heyecanlandı herhalde. Yani kusurumuz var. Şurada 2 dakika beklesin. İsmet'e gitti. Dedim bak tükenmez kalemin şah damarını sapladım Allah'ıma. Tavuk dedim 500 kişi 400'ü kız tarafı. Spatulayla kazılarsın burada. Yani espri yapacak yer mi? 20 yıl adliyelerde suratsız suratsız gez. Eskiyi bugüne sakla. Oturuyor. Çünkü yalnızca nikah edelim. Çok özür dilerim. Ben biraz heyecanı gitsin diye Konya kaldı. Çaktır abi cezirleri falan diye. Oturduk orada evet dedi. Şimdi buna geldiğimizde gelin damat nikah memuru yok mu olayda? Var. Buna yok diyebilir miyim? Diyemem. Ama usulü ayrı oldu değil mi işte? O evet, o bağırtacak olur mu senin? Bu prosedürü bu. O evet istiyor işte orada. İmza altına evet anlamına geliyor. Kabul. Ama şu var, kanun da sözlü beyan da istenir yazıyor. Bunu da biliyor. Bu yüzden işte bak usule uyulmasıdır çocuklar adında. Kurucu unsurlar vardır ama usul noktasıdır kısacası. Peki mutlak mutlak dediğime mutlaka kaldırılması gereken işlemler. Adı oradan gelir çocuklar. Bu işlem mutlaka kaldırılmalı deriz. Ne oradaki prosedür mesela? Şöyle düşünün. Bir gece diye bir dizi vardı hatırlarsınız. Netflix dizi. Ben çok severim ben onu. O bütün ahlaksızları bana diyor. Şimdi oradaki olayda konu neydi? Halit Ergenç bir patrondu. Berkler Kural bir mimar gibi bir şeydi. Çocuğu vardı. Hastaydı hatta çocuğu. Ona para bulmak için tevereniyordu ortalıkta. Halit Ergenç de ahlaksız bir teklifte bulunmuştu. Bir gece birlikte olması karşılığı şu kadar para demişti. İşlerin temel unsurları yok mu? İki taraf var. Konu var. Bunlar tamam. Peki işlem son derece ahlaksız bir işlem değil ama evet. Fark edildiği anda mutlaka ne yapılmalı? Kaldırılmalı. Oraya dikkat. O zaman mutlak bir.
2016'da sorduğum soruyla hangi durumlarda mutlak kutlama uygulaması yapılır dedi. Ahlaka aykırı birincisi. İkincisi çocuklar, emredici kurallara aykırılık. İkinci periyot emredici fasla aykırılık. Ne oradaki emredici kurallara aykırılık? Bunu hatta hep anlatırım. Antepli iş adamı değil. Fix benim oradaki mevzu. Çünkü olaya davasına baktığımız için. Bak hem bir dinlen çok zaten haşat duyuyor burada. Şimdi asla bilmiyorlar oğlum. Niye bilmiyorlar? Niye şey bilmiyorlar? Niye bilmiyorlar? Fıkıh dersi veriyor gibi bir şey de. Hep şöyle var. Bu mu eğlendiriyor biz? Şeyleri bu. Hepsi şey. Yargıtay başsağısız oturuyor. Yemin. İkinci saatte ulaştık. Ulaşamadık. Yarıda bitiremiz. Şimdi. Olay şu. Adam Antep'li iş adamı nikahı var. Evli yani. Ve üç çocuğun var hatta. Eşine diyor ki Antep'te İbrahim diye bir ilçesi var hatta Antep'te orada yaşıyor falan. Biraz üstü bizdir o tarafları. Ya Ankara'ya ya İstanbul'a yerleşelim diyor. Kadın da diyor ki ben Antep'ten çıkmam. Sen gidiyorsan git diyor. Tamam diyor. 3-4 gün Ankara'da diyor. 3-4 gün Antep'te diyor. Tamam. Balgat'ta bir tane şirket kuruyor lüks muhitte. Bir tane de sekreter alıyor. Film gelişiyor yavaş yavaş. Ben hep dedim, erkeği o kadar boş bırakmak. Şimdi bir tane sekreter alıyor, sekretere aşık oluyor. Antep'ten çıkınca direkt garip bir tane böyle Victoria's Secret görünce yapmış. Şimdi orada ona aşık oluyor, diyor ki kız ben diyor flörte karşıyım diyor. Direkt diyor evlenirsek. Adam zaten evli, nasıl evlenecek mevzuda? Şeytani plan yapıyor. Türkiye olmaz da izleniyorlar ya, hakikaten doğru. Ankara'da Kurtuluş Evlendirme Dairesi'ne gidiyor. Diyor ki benim bu kızla nikahımı kıyacağım diyor. Memurlar diyorlar ki senin nikahın var zaten. La elisinden o teleşit patlar falan diye bunu sayıyorlar. Kaç kişisiniz lan siz burada diyor memurlara. Kaç tane nikah memursunuz lan siz burada diyor. 4 tane. Hepinize diyor Ankara, Çankaya'da birer tane daire veriyor diyor. Kıyın şu nikah diyor. Memurlar diyor ki olmaz dediysek hiç olmaz demedik yani. Daire, dediği daireler 12-13 milyon bugün en kötüsü yani. Tamam mı? 50 milyonu gözden çıkarmış o kız için. Bunlar tamam diyorlar. Bir de eski nüfus cüzdanları da 50 bekar yazıyordu eski fasıllarda. Orada bir tane kalbazan tarzı bir şey buluyor. Onun bekar yazanını yaptırıyor nüfus cüzdanı. Kıza gidiyor diyor ki tamam ben düşündüm diyor sekreteri. Ben ne evlenmişsin diyor. Kız diyor ki ben seni biraz araştırdım sen evliymişsin diyor kız buna. Ben de evliyim diyor. Bebeğin kırıcı oluyorsun diyor. Orada nüfus cüzdanı çıkarıyor gösteriyor o sahtesine. Kız bakıyor bekar. Hala inanmadım. Gel diyor yasal başvuru yapalım. Evlilik için. Başvuruyu yapıyorlar. İkinci nikah kıyılıyor işte. Ben dava ettim. Biz baktık. Antep'tekinin elinde de var evlilik cüzdanı. Ankara'daki Selman'ın elinde de var evlilik cüzdanı. Tabi bu evrakta sahtecilikle hazırlanmış ama dışarıda herkese yedirmez mi bunu? Resmi belge. İkisi de var. Olay nasıl ortaya çıkıyor? Antep'tekinin akrabaları habersiz enişteyi bir ziyaret edelim diyorlar. Ankara'ya. Ankara'da bir AVM vardır. Ankamal diye. Onun da adını ben hep çok ayarım. Ankara'nın malları dinledim. Şimdi Ankamal diye bir AVM var. Oraya gidiyorlar. Bu da yeni yengeyle gezerken katta karşılaşıyorlar. Olay böyle patlıyor. İlahi adalet devreye giriyor. Biz Antep'teki kadının avukatıydık. Kadın ofise bir girdi korumalarla. Özgür sen misin dedim ben. Bütün avukatlar falan var işte. Buranın patronu sen misin dedim. Buyurun dedim. Korumalar falan var. Benim davama bakacaksın dedim. Tamam. Aynı hanım ağabey. Tamam. Dedim ki hanımefendi ben bu üslükle verilen hiçbir davaya bakmıyorum. Lütfen ofisinde çek yaz ben konuşurken. Masaya bırak. Dedim emriniz değil. Evet. O paraya hiçbir etik kuralım yok yani. Emrinizde memurları işten attırdık. Bak. Adamın neyi var neyi yok elinden aldık. Şey enişte vesaire. Hızlar çıktık da evrakta sahtecilikte 3 yıl 6 ay mahkumiyet yedi. Şeylerde falanlarda filanlarda. Hiç beklemediğim bir şey oldu ama. İki kadın çok iyi anlaştı. Bir numara ile iki numara. Hanım ağa dedi ki yazık bu da mağdur Özgür dedi. Ne yapalım efendim? Dairelerden birini buna verdi. Ona niye veriyorum yani? Bana şey olarak mevzu sana ver dedim. Köpeğimiz bir şey değil.
Antep'teki bütün davaları bana paslıyor şimdi ama. Özgür'üm şu davaya bak diyor ve kapatıyor. Cevabı dinlemiyor bile. Yani. Şimdi öyle bir modda. Olay ne? Medeni kanunda bir kişinin iki nikahı olmaz. Emreci bir kural değil mi? Evet. Kurtuluş Evlendirme Dairesi'nde kıyılan emreci bir kural aykırı değil mi çocuklar? O zaman bu örnekte ÖSYM size dese ki ikinci nikahı tanımayan hukuki terim nedir dese. Mutlak. İkinci nikah yokluk diyemem değil mi? Neden? Gelin damat nikahı var olayda. Ama işlem emreci kural aykırı değil mi? Aykırı. Mutlak kurttan yüzünden açtık biz dava işte orada. Emreci kural aykırı. Yani emreci kuralın iki karşılığı var. Bir neresi? Ahlaka aykırı. Bir gece örneği. Bir iki nikah örneği emreci kural aykırı. Üçüncü bir mutlak tipi yok. Ha, oraya dikkat edin. Peki nısbi mutlana bakalım olayda. Nısbi mutlan fasl bizim için ne? Şimdi şu kısım nısbi mutlandaki olay. Olay bizim için nereye gelecek? Bak, iradeyi sakatlayan haller. Tamam, iradeyi sakatlayan hallerden mevzu bizim için neresi? Çok basit. Korkutma. İlk başta. Aydın hocamız diyelim, efsanevi tarihçimiz. Şimdi ofisinde çalışırken kardeşi geldi kafaya silahı dayadı. Dedi ki abi arabanın satışını ya bana verirsin ya burada senin vururum tanzimatta kalırsın dedi. Şimdi bu mevzu bizim için de aydın korkuyla metni imzaladı. Baskı altında yapmadı mı bu işte? Evet. O zaman ikrah var olayda, korkutma var. Şimdi burada bana şunu söyleyeyim. Aydın neler yapıldı? Çıktı gitti diyelim. Ve özür dilerim. Ofis güvenlik kameraları da izlemiyor varsayalım. Aydın hemen polis arayıp şunu diyebilir mi? Evet ben satış yaptım ama baskı altında yaptım, kaldırılmasını istiyorum. İşlemi geçersiz olur diyebilir. Peki Aydın duygusal bir tavra bürünebilir burada. Şunu diyebilir mi? Vay be! Bir tane araba için abine silah çektim öyle mi? Tamam, araba da senin olsun, abim yok diyebilir mi? Diyebilir. O zaman nısbi butlanda işlem mutlaka kaldırılır diyemiyoruz. Kararı kime bırakacağız? Mağdura bırakacağız burada. Mağdur onay verirse işlem başından beri geçerli, onay vermezse başından beri geçersizdir. Çünkü mağdur onay verirse işlem düzgün bir işlem değil mi? Normal kendi satmış gibi olmuyor mu? Ama deminki örneklere bakın mutlanda onay versek bile geçerli olmuyor demişler. Onay versek bile iki nikah yani. Onay versek bile ahlaksız bir durum. Bu yüzden onlar da onay aranmaz. İşlem mutlaka ne yapılır? Kaldırılır oradaki olayda. Burada mağdura bırakıyoruz. Korkutmadaki adı. Başka hata olsa. Mesela şöyle düşünün. Diyelim ki burnumda ciddi bir eğrilik var ve nefes alamıyorum. Ciddi bir eğrilik var ve nefes alamıyorum. Gittim hastaneye. Kemal Sunal'ın filmi gibi. O raporlar karışıyordu falan ya. Orada gittim mesela. Gittim hastaneye, dedi ki oradaki artık estetisyen, Özgür Bey, burnunuzda et var dedi. Bunu almamız lazım dedi, nefes aldırmayan o dedi. Tamam dedim, hazırladım burnuma bu müdahale yapılıyorken, eğri olduğunu düşünüyorum dedim. Estetik operasyonu da yapalım dedi. Hani o nasıl olacaksa, madem bu müdahale olacak zaten yapalım. Tabii ki efendim, sıkıntı yok. Tam ameliyata girerken hemşire koşarak geldi. Dedi ki efendim bir dakika, raporlar karışmış, Özgür Bey'in nefes darlığının burnundaki etle hiçbir ilgisi yok. Özgür Bey'in nefes darlığı kalp kapakçığındaki problemle ilgili desen. İşin rengi değişmedi işimde, o zaman ben niye ameliyat oluyorum derim. Dur karışma, o zaman ben niye ameliyat oluyorum, hasta mısın lan sen? Deyip binersin mesela da. Peki şunu da diyebilir misin? Ya doktor bey tamam hani kalbe yine gideriz ama zaten burnum da eğriydi. Madem buraya kadar geldik, onu da yapıverin bari. Da diyebilir miyim? Devam da et diyebilir. İşte kararı yine hatada kime bıraktık? Mağdura bıraktık değil mi? Ona rağmen devam edelim mi? En azından burnumuzu yapalım mı? Diyebilir herif. Ben de şunu diyelim. Olur yapalım veya hayır kardeşim sağlık sorunu yoksa iyiyse iyi dursun. Da diyebilir. Mağdura bıraktık. Hile durumu mesela. Şöyle olsa... Buna tabii ki önemli. Kimden evlendireyim ben seni? Hoşuna gitti değil mi?
Dur. Murat hocamızı böyle ne yapsın paylaş ki ya storylerde. Ben yani sana soralım. Kimle evlendi? Sınıftakiler değil. Bülent Ersoy'la. Ciddi bir fanatizmi var Bülent Ersoy'la. Tarihin bu efsanesinin. Engin'in de kimlere zaafı var onu da anlatacağım. Bunların hiç yüzü dökeceğim hepsini. Birçok Ali'yi çözemedim de. O da o taraftan şey. Aydın'ın neleri var zaten dur sen. Aydın iki kadehten sonra senin ittifa yapıyor. Şimdi onun yanısına geleceğim. Burada beni tarih edecekler ya, bu hırsızları göstereceğim. Şimdi, olay nereye geldi? Bülent Hanım'la ne yapıyor? Şarap içiyorlar. Bülent Hanım buna dedi ki, Murat'ın yiğidim ne zaman evleniyor dedi. Bu dedi ki, ben tarih grubunun başına geçeyim dedi. Oyalıyor. Bülent Hanım dedi ki, gösteririm ben sana dedi. Ne içiyorum yiğidim dedi, bu da şarap dedi, orada şarap. Burada şarap gördü ya, şarap içerim dedi. Bülent Hanım'ın içine bir Nuri Avcı ulaşmış olsun, bunun şarabına hapı kattı. Bu böyle perte kıvamına geldi. Masada İngilizce beyitleri falan anlatıyor, kafa okulunda. Tam o hale geldi, bunları şöyle koplayın, soru böyle geri alır şey. Bülent Hanım şak şak yaptı. Ben de balkon şeyden, banyodan çıktım nikah memuru olarak, öyle bir nikah memuruyum. Şimdi, böyle öğret şey, örnek gidelim iğrenç geçiyor. Şimdi, çıktım geldim. Murat, Bülent Hanım vesaire. Murat kabul ediyorum dedim, ilk Türk beylikleri falan vesaire de iddialı. Ötecinin fevkaladeni fevkaladeni dedi. Eyvallah dedi. Sabah Murat bir uyandı. Bülent Hanım omzunda yatıyor. Gül yaprakları, şampanya kadehi. Murat'ın gözlük lambanın üstünde. Berbat bir görüntü. Murat zıpladı. Anam ne oluyor diye. Kadın cüzdanı gösterdi. Bu oraya evladım dedi. Şimdi orada Murat'ın önünde iki ihtimal var. Hayır ben kandırdım deyip ondan sonra zıplayabilir nasıl ispatlayacaksa artık kanından madde örneği falan bulunursa vesaire falan işlemin kaldırılmasını isteyebilir. Ya da Murat şunu diyebilir mi? Hakikaten ya oğlum böyle bir şey. Evlendik öyle mi? Gel senin paran da var. Ünlüsün de beni ne edebilirsin. Yemeği de fena yaptım. Neyse ya boş ver. Falan deyip devamlı edermiş. Kararı kime bırakıyoruz burada? Murat'a. Mağdur'a. O zaman ÖSYM'in size şunu dese. Nısbi butların 3 durumunda da karar Mağdur'a bırakılır dese. Çok net doğru. Mağdur onay verirse işlem başından beri geçerli. Onay vermezse baştan beri geçersiz olur. Oraya dikkat. Peki ikinci hali bu. Mesela şimdi şeye geleceğiz, tek taraflı bağlamazlık faslında çocuklar. Bunu da 2016'da ağır grubunda sordu, tek taraflı bağlamazlık mevzusunu. Medeni hukuk sorusu içinde geldi. Şimdi olay şurası. Diyelim ki bunların çocuğu. Murat da Bülent değil, kendisi olarak olan ama. Babası kim? Çocuğu oldu diyelim. Şimdi tarihin müstadıyla. Murat her gün o evlilikten sonra evde İbrahim Erkal çalıyor, çare gelmez falan diye. Eski günleri hatırlıyor, seminer günlerini. Böyle oğluyla salonun ışıklarını kapatıp telefon dışında şey yapıyorlar. Oluyor böyle sahneler, güzel anlardı. Şimdi buna gelince mevzu. Çocuğu oldu. Murat çocuğa bir tane bilgisayar aldı. Tamam. Bilgisayarı aldı, 7 yaşında böyle gitti bilgisayarı köşedeki bilgisayarcıya sattı. Tamam. Soru şu çocuktan, 7 yaşındaki çocuk satış sözleşmesi yapabilir mi? Hayır. Yapamaz. Burada kararı kim verecek? Murat veya Bülent Hanım verecek değil mi? Yasal temsilci faslına gideceğiz yani. O zaman burada Murat iki hareketten birini yapacak. Sattın her bilgisayarı. Kal bilgisayarsında gördüğün, hafif o da. Onay vermiyor mu satışa? Onay veriyor. Ya da şunu diyecek, saçmalama, getir. Elde kalan parayla getir. Gidecek satıcıya, diyecek ki, hadi kardeşim bu çocuk, sana ne oluyor? 7 yaşındaki çocukla sözleşme yapıyor. Al şu parayı ver bir sevgiye, diyecek. Bu ne? Onay vermiyorum diyor değil mi o satıcıya? Karar bu defa yasal temsilcide. Niye abi çocuklar tek taraflı bağlamazlık? Murat'ın olduğu tarafçaya biliyor sadece. Satıcı neyi gerekçe gösterip çayacak? Hiçbir şey gerekçe gösteremez. Gayet sağlıklı bir adam. Ama biz bu çocuk diye gerekçe gösteriyoruz değil mi mevzuda? Bu bir. Niye askıda hükümsüzlük diyorlar diğer adıyla? Şundan dolayı. Murat karar verene kadar işlemin akıbeti askıda değil mi çünkü? Ne olacağı belli değil. İşte iki ismi oradan gelir.
Bir taraf çaya bindiği için tek taraflı bağlamaz kadı. Bir de o taraf ne yapacağını söyleyene kadar işte maskıda. İki isim de doğrudur yani. Oradan gelir. Şimdi çocuklar size burada ÖSYM'nin sorabileceği en sert soruyu getiriyorum. Bununla bu kısmı kapatıyoruz. Nedir orada gelse şu. Tek taraflı bağlamazlıkla nısbi mutlak arasındaki fark nedir der. Bak bu konudan sorabileceği en zor sorudur. Tek taraflı bağlamazlıkla nısbi mutlak arasındaki fark nedir der. Nedir? Nısbi mutlakta kararı mağdura bırakıyorduk değil mi? Ne diyorum diye, onay veriyor mu vermiyor mu diye. Tek taraflı bağlamazlıkta kime bıraktık kararı? Mağdurun yasal temsilcisine bıraktık. Çocuğun yasal temsilcisine. Neden? Ya ben yarın da sorsam ne yapacağını bilmeyecek değil mi bu çocuk? Yarın da olaydan bir haber yani. Çocuğa ben yarın o satışla ilgili bir şey desem yine yanlış yapacağım mevzuyu. Bu yüzden aman unutmayın. Nısbi mutlak da karar mağdura bırakılır. Tek taraflı bağlamazlıkta mağdurun yasal temsilcisine bırakılır. Oraya dikkat. Peki, ara mara verelim mi? Olur hocam. Bir saat de bir soru. Vereyim mi şimdi? Tamam, o zaman bir kaç dakika veririz? 15. 10, tamam, 10-15, tamam.